Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte, hatta bir saniye şöyle gidelim. Esenlikler olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte House of Iron 4 oynarken ne yolla FPS'inizi arttırabileceğinize bakacağız. Konuşamadım. Şimdi efendim, biliyorsunuz, malumunuz, ülkemizde özellikle de gençler olarak donanımlarımız genellikle çok iyi değil. Bu nedenle House of Iron 4'te FPS arttırmayı bana soranlarınız oldu. Ben de tabii ki de bunun hakkında bir video çekmeliyim yani. Ki şu anda da yapıyoruz. Şimdi öncelikle en temelden başlayalım. Video ayarları dışında sadece tek bir ayar sizin FPS'inizi etkileyebilir. Bu da direkt olarak FPS değil, dolaylı yoldan etkiliyor. Nedir o? Bu da autosave zamanı var. Eğer bunu haftalık veya günlüğe alırsanız oyununuz arada sırada donacaktır. Hemen bakalım. Şöyle bir haftaya yaklaşsın. Ben bir oyunu yavaşlatayım o noktada. Şimdi bakın, mouse'un imlecini görüyor musunuz? Bu eldiveni takip ediyor musunuz? Ben şöyle devam ediyorum. Hareket ediyorum. Herhangi bir şey yapıyorum yani. Tam olarak ne olduğu çok önemli değil. Sol tarafta imleci dikkat edin. İmleci takip edin. Gördünüz mü? Bir saate dönüştü. O saate dönüşmesi demek oyunun kaydediliyor oluşu demek. Ve oyun kaydedilirken donuyor. Çünkü yani kayıt almak eninde sonunda bir miktar sistemi yoran bir şey. Şu an yaptığım hareketi burada mouse'un oturuşuna tıklayarak yapabilirsiniz. Kesin yorumlarda soran olacaktır bunu. Bakın şimdi hareket etmeye devam ediyorum. Hop, dondu. Hiçbir şey yapamadım. Bir kasma yaşanıyor ve benim herhangi bir hamle yapmamı önlüyor. Bu nedenle böyle haftalık günlük değil de save'lerinizin en az aylık veya yarım yıllık yapmanızı tavsiye ederim ki eğer böyle ya ben oyun oynuyorum, FPS'te de çok sıkıntı yok ama arada bir böyle takılıyor derseniz onun cevabı bu. Şimdi asıl kısma gelelim. Video kısmı. Video kısmı zaten bizim FPS'imizi etkileyen ana faktör. Burada gölgeler, ağaçlar, hava, 3 boyutlu binalar, 3 boyutlu üniteler, yansımalar, tam render kalitesi, yüksek kalitede pikseller, şehirler, nehirler ve görüntü kaymasını önleyen sistem var. Şimdi bunların hepsi açıkken oyun nasıl görünüyor? Hatta bir de burada texture quality var. Ben bunu direkt high'da kullanıyorum. Bunun zaten daha yukarısı yok. Multi sample level çok yükseltmeye ihtiyacınız yok, merak etmeyin. Şimdi bakın, her şey en kaliteli de böyle görünüyor oyun. Şöyle yaklaşayım. Bakın o 3 boyutlu ağaçları görüyorsunuz, binaları görüyorsunuz, üniteleri görüyorsunuz, ünite selam veriyor. DLC'niz varsa tankların falan özel görünümleri oluyor. Bir dakika bakıyorum şu anda tank nerede vardı? Tank Division'ı, ha. Bakın, herkesin kendine özel tankları oluyor falan. Böyle farklı üniteler. Şimdi hava atmak amacıyla değil bu arada. Hani ben sadece bütün her şey gerçekliğe kavuşsun diye diyorum. Neleri kapatabiliriz? Öncelikle ağaçları kapatabiliriz. Oyun içerisinde iklimler ve yer şekilleri dağlar haricinde neredeyse hiçbir fark yaratmıyor şu an için. Bu pardon, Operasyon Barbarossa güncellemesiyle birlikte değişecek. Ancak o noktada da aşırı önemli olmayacak çünkü state'lere tıkladığınızda o bölgenin nasıl bir yer olduğunu görebiliyorsunuz. Ki zaten birazcık coğrafya bilmeniz de aşağı yukarı aynı şey. Polonya'nın ne kadar düz bir ülke olduğunu bilebilirsiniz. Yani ne bileyim, Karpat dağlarını bilebilirsiniz. Şurada Transilvanya bölgesindeki dağları bilebilirsiniz vesaire. Bölgeleri zaten 3 aşağı 5 yukarı bilebilirsiniz. O yüzden gerçekten hiç gerek yok. Yani bu 3 boyutlu ağaçlara hiç gerek yok. Onu kapatabilirsiniz. Ne kaybettik?
Zaten ağaçlık gibi görünüyor aşağı yukarı. Bakın, aha şurası ağaçlık, aha burası değil. Bu kadar zor değil bakın. Buna ihtiyacınız yok. Bu bir. İkincisi, gölge. Gölgeler olunca ne değişiyor? Neredeyse fark görememiş olabilirsiniz. Hiç gerek yok çünkü gerçekten gölgelere de ihtiyacımız yok. Başka neyi kapatabiliriz? Nehirler derseniz orada patlarız. Çünkü nehirler önemli. Nehirleri tamamen ezbere bilseniz bile oyun içerisinde birazcık daha farklı görünüyorlar. Ve nehirin arkasında defans yapmayı, önünde bulunmayı vesairesini gerçekten ne kadar önemli bir savaş stratejisi olduğunu daha önce eğitici rehber videolarımızdan bir tanesinde anlatmıştım. Nehirler savunma ve saldırıda çok önemli. Yaptığınız ilerlemelerde nerede duracağınızı belirleyen şey nehirler. Yaptığınız savunmalarda nereye kadar çekileceğinizi belirleyen şey nehirler. Çekilme hattının şeklini belirleyen şeyler nehirler. Nehirlere ihtiyacımız var. Nehirleri kapatmıyoruz. Tamam. Başka neyi kapatabiliriz? Şehirleri kapatabiliriz. Şehirler gördüğünüz üzere isimleri yazmaya devam ediyor. Victory Point'leri görebiliyorsunuz. Onda sıkıntı yok. Sadece değişen şey şu. Sağ tarafta Magdeburg şehrine bakın. Gördünüz mü? Binaları koyuyor. Buna ihtiyacımız yok. Bu önemli değil. Bunu da elediğimize göre hava durumu. Şu an Battlefield'u karıştırıyorum. Operasyon Barbarossa güncellemesi gelmediğine göre hava durumu da çok önemli değil. Sadece çölde fırtına falan olurken bir miktar fark ettiriyor. Onun dışında çok bir fark yok. Onu da kapatabilirsiniz. Zaten aşağı yukarı ne olacağı belli yani işte Rusya'nın kuzeyi soğuk olacak. Burası çöl falan. Yani anlıyorsunuz. Kar yağıyor falan. Burada şey de var. Mevsimleri de takip edebilirsiniz sağ üstten. O yüzden gerçekten gerek yok. Zaten çok etkilemiyor. Yani etkilediği zamanda bile anlamak mümkün olacak zaten hava durumu şeyleri olmadan. Hava durumu olduğunda da şöyle. Daha demin çölde mesela şey vardı. Fırtına geçiyordu. Bakalım denk geleceğiz mi? Bakın. Bu. Bu tarz efektler geliyor. Bu efektler hava durumları kapalı olunca gelmiyor. Gördüğünüz üzere herhangi bir şey olmuyor. Evet. Onun dışında neyi kapatabiliriz? Yani dediğim gibi işte çölde falan birazcık önemli. Onun dışında neyi kapatabiliriz? Reflections'ı kapatabiliriz. Yansımaları. Bakın. Su birazcık daha tek düze oluyor. Gördüğünüz üzere. Bir farkı oluyor. Ufak bir fark yok değil. Ama yani değmez. Yani gerçekten nasıl desem sonuçta ne bileyim Battlefield falan oynamıyoruz yani inanılmaz grafiklere, epik görselliğe ihtiyacımız yok. Bunu kapatabiliriz. Bunun dışında 3 boyutlu üniteler. Şimdi bu tek bir açıdan önemli. Bunu göstereyim. Şimdi üniteleri kapattım. Bu ne zaman önemli biliyor musunuz? Arkadaşınızla vesaire oynuyorsunuz. Dediniz ki küstrin şehrini savun. İşte siz şurada yeterince askeriniz yok. Arkadaşınızın askerleri var. O da oraya asker gönderdi. Farkındaysanız askerin hareket ederken ki haliyle olduğu yerde durduğu hali yani hareket ettiği esnada denk geldiyseniz ikisi arasındaki farkı görebilirsiniz. Hani evet ama uzaktan böyle hani şuna bakın. Yani dur, şöyle bakın. Tamam mı? Şimdi kafamızı sağa doğru şöyle sola doğru bir çevirelim. Onun bir de hareket eden hali olursun. Yani fark etmek birazcık zor. Gerçekten böyle online oyunda hızlı hızlı hamleler yapmaya çalışırken 3 boyutlu ünitelerin olmaması biraz sıkıntı. Çünkü olduğunda bakın oraya gittiğini gösteriyor. Yürüdüğünü gösteriyor. Özellikle de aynı faction'da değilken işte İspanya oynayan arkadaşınıza gidip de ateşe yolladığınızda vesaire
yardım etmeniz gerekiyor işte, senin şu birliğin şuraya gidiyor, buraya gidiyor, bak onu düzelt falan gibisinden daha rahat anlaşılıyor. Kapalı tutabilirsiniz ama açık olması daha yararlı olacaktır. Üç boyutlu binalar. Şimdi üç boyutlu binalar ne zaman önemli? Hadi gelin bunu konuşalım. Üç boyutlu binaları en önemli olduğu kısımlar şu. Limanları zaten görüyorsunuz. Binalar olmasa bile limanlar işaretine sahip. Asıl olay Çekoslovakya'da, bakın şurada Landfortlar var. Fortifikasyon yapıyor. Şimdi nerede fort olduğunu görmenizi sağlar. Oyunda fortların olduğu yerler aşağı yukarı belli. Bakın binaların olmasını size sağlayacağı en büyük şey bu. Fortları göstermek ve oyunda zaten nerede olacağı belli. Çekoslovakya dizebiliyor. Fransa'da zaten var. İşte Polonya dizebiliyor. Polonya'nın dizebildiği yerler belli. Posen'e falan dizebiliyor. Alman milliyetçiliğine dönüyordum yavaşça. Poznan. Poznan'a dizebiliyor vesaire. Bu tarz çok belirgin. Yunanistan kuzeyine dizebiliyor. Bu tarz belirgin yerlerde oluyor. Ancak hani eğer online oynuyorsanız oyunu, online'da millet saçma sapan yerleri fortlar dizebilir. Eğer yakından bakıyorsanız fortları göreceksinizdir ve bu işinize yarar. Evet ama yani zaten saldıracağınız adamın sınırına şöyle bir 2-3 kere tıklasanız şu sol altta yazıyor zaten. Bakın yazıyor. İhtiyacınız yok. Onun dışında neye yarıyor? Hani azıcık bina görüyorsunuz. Yani ne değişir ki? O bacasından tüten dumanların animasyonunu bilgisayarınızın işlemesine gerek yok. Yanlışlıkla üniteleri kapatıyordum. Alın. Hiçbir sıkıntı yok. Tertemiz oynanır. Başka ne kapatılabilir? Full render rezolüsyonu kapatırsanız böyle bir çamur haline gelecektir oyununuz. Yani gerçekten korkunç görünecek. Onu söyleyeyim. Ya korkunçtan ziyade çamur gibi görünecek. Daha doğrusu. Hatta bulanık mı demek daha doğru olabilir? Emin değilim. Yani sonuçta üniteler görünüyor falan vesaire ama sanki hani ne bileyim miyopmuş gibi görmek de bilemiyorum. Yani tabii ki de sizin tercihiniz ama bana soracak olursanız belki alışılabilir ama biraz fazla ayar kısma bence. Bunu geri açıyorum. Hepimizin göz sağlığını önemsiyorum. Şimdi onun dışında neyi kapatabiliriz? Elimizde yüksek kalite pikseller var. Bunu kapattığımızda gayet oyun normal görünüyor. Evet hani bir farklar var. Hani birazcık o kadar da iyi değil. Yani onu anlıyorsunuz ama aslında oyun o kadar da kötü görünmüyor. Gayet de oynanılabilecek bir görüntüye sahip oluyor. Hatta eski yamalarındaki versiyonlarına benziyor. Çok eski. Bu yüzden gerçekten ihtiyacınız varsa kapatılabilecek bir şey. Birazcık göz zevki bozacaktır ama yani çok da takacak bir şey değil. Ve dikey sabitleme. Şimdi burada bana restart atman gerekiyor diyor. Çünkü dikey sabitleme gibi bazı ayarları açıp kapattığınızda restart'a ihtiyacı var oyunun. Bu nedir? Bu şudur. Dikey sabitleme. Monitörde şimdi bu resimler geliyor yani monitör nasıl çalışıyor? Yukarıdan aşağıya yeni resimler yükülüyor devamlı olarak. Hani televizyon gittiğinde böyle yukarıdan aşağıya görseller akmaya başlar ya. Onun gibi görseller oluşturuyor. Şimdi bazen tam uyuşmuyor. Görsellerde bir kayma oluyor. İşte monitörün üst yarısı bir önceki şey bir yeni sahneyi gösterirken alt yarısı bir önceki sahneyi gösteriyor ve ikisi arasında bir kayma oluyor ve gözünüzle çok net seçemeyebilirsiniz ki ya bir şeyin yanlış gittiğini anlarsınız ama gözünüzle çok net sıkıntıyı göremezsiniz. Eğer motion sickness'ınız varsa benim gibi bu sizi etkileyecektir. Bu yüzden ben bu ayarı açık tutuyorum. Burada VSync ayarını ben açık tutuyorum. Eğer motion sickness'ınız yoksa ve takmıyorsanız VSync genellikle zaten oyunlarda en çok FPS arttıran şeylerden bir tanesidir. Kapatabilirsiniz ama dediğim gibi motion sickness'tan bu
Özellikle eski oyunları oynarken Half-Life gibi vesaire. Onların çözünürlüklerinden ve işte sağ sola dönmelerinden, oyunun hızlarından, oyunun dar alanlarından, ne bileyim, görüntü kaymalarından, kalitesiz dokularından dolayı çözünürlüğü düşük daha doğrusu. Mide bulantısı, baş dönmesi gibi şeylere sebep olabilen bir şey. Motion sickness ve yani böyle eğer oyun oynarken şey hissediyorsanız, işte başım dönüyor, kendimi kötü hissediyorum vesaire. Sadece House of Iron 4 değil, bütün oyunlarda VSync'i açık tutun. Biraz FPS kaybedersiniz ama zevkinizi kaybetmezsiniz diyeyim oyunlar için. Tamam, bunları bitirdik. Alt menüyü bitirdik. Neyi açıp kapatabileceğimizi biliyoruz. Şimdi neyi kısabiliriz? Kısabileceğimiz şeylerden en temel tabii ki de tekstür kalitesi. Medium tekstür kalitesi çok fark edilecek bir şey değil. Emin olun gerçekten anlamazsınız. Ben çok 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 uzun bir zaman boyunca medium'da kullandım zaten. Ama low'a çektiğinizde o biraz anlaşılıyor. Yakınına girdiğinizde bu çizgileri, şeyleri bakın nasıl desem piksel pikselliği görebilirsiniz. Birazcık anlaşılıyor ama yine de başarılı bir iş. Şu an farkı görüyorsunuz zaten siz de. Takmaya değer bir şey değil. Emin olun. Buraya kadar her şey tamam. Ve multi-sample leveli. Bu level arttıkça bilgisayarınızın FPS'i düşecektir. Kasmalara da sebep olacaktır. Ancak görselliği geliştirecektir. Bu ayarı oyun içerisinde direkt değiştirip gösteremiyorum. Çünkü bakın yeniden başlatma talep ediyor benden. Ben bunu 4'te kullanıyorum. Ama resmi forumlarda okuduğum üzere, internetten de baktığım üzere, yani bunu şey olarak söyleyeceğim. İşte kendi başına denemediğin bir ondan bahsetmiyorum. Diyorum ki işin arka planda tam olarak ne olduğunu anlamak için. Çünkü diğer oyunlarda tekstür kalitesini veya işte şehrin falan ne olduğunu mekanik olarak anlayabiliyorum ama multi sample daha önce denk gelmediğim bir şey olduğu için dedim ki bu multi sample level'in şeyi ne? Mekanik olarak nedir bu diye araştırma yaptım. İşte söylendiği üzere görselliği geliştiren ancak FPS'ten yiyen bir özellikmiş. Bunu kısmanız tavsiye ediliyor FPS'iniz düşüyor ise. Yani resmi forumda da paylaşılmış bir moderatör tarafından internette de pek çok sitede de yazılmış. Şimdi bunları atladığımıza göre başka neyimiz var? Şimdi başka ikinci bir çözümümüz var. Bu çözüm de şu. Modlar. Nasıl modlar? House of Iron 4'te şey modları var. Nasıl desem? FPS arttırma modları var. Ve bunların işte çeşitlilikleri var. Kimisi görsel FPS modları sağlıyor. Yani nasıl desem haritanın şekli değişiyor. Hemen şimdi size bir tane örnek çıkartıyorum yan sekmeden hemen. Evet. House of Iron 4'ün atölyesinde bu atölyeye nasıl ulaşabilirim diye soracak olursanız Steam hesabınızdan House of Iron 4'ü tıklayın. Şu tarafta atölye diye bir seçenek var. Oraya tıklayın. Oradan gidiyorsunuz. Hatta tarayıcıdan göstereceğimi buradan da gösterebilirmişim. Buraya FPS yazıyorsunuz. FPS yazdıktan sonra karşınıza FPS Map diye bir mod çıkıyor. Bu FPS Map'in özelliği haritanın görünüşünü değiştirmek. Şu şekilde harita yeni bir tarz kazanıyor. Şöyle yakın hali. Ve işte suyun yansımaları yok. Daha basit politik harita. Daha keskin sınırlar.
İşte renklendirilmiş ikonlar yukarıda görünüyor. Şöyle sunuyor size. Ve ben bu modun kullanıcısı değilim. Görüntüsü hoşuma gitmiyor. Ama kullanan arkadaşlarımdan aldığım geri dönüşlere göre FPS'in artmasında gerçekten güzel değişiklikler sağlıyor imiş. Bu mod benim FPS arttırmak için tavsiye ettiğim tek moddur. Ama FPS arttırmanın bir tane daha yolu var. O da şu. Spot optimizasyonu. Şöyle. The Spot Optimizasyon modu. Bu modun olayı şu. Oyunda işte bazı çok da konuyla alakası olmayan ülkeler var. Mesela Nepal, Butan gibi. Hiçbir şeye etki ettikleri yok. Vesaire vesaire. İşte savaş açanı yok. Hiçbir şeye katıldıkları yok. Lend lease attıkları yok. Dünya ticaretinde pek bir olayları yok. Dünya ticaretinde pek bir olayları yok. Vesaire. Bu tarz ülkeleri oyundan kaldırıyor. Bildiğiniz siliyor. Bu ülkeleri siliyor. Gördüğünüz üzere bunda şey var. Ne denir? Çokça oylaması vesairesi var. Ben olsam bu modu kullanmazdım. Size tavsiyem değildir. Çünkü İspanya oynarken şu Güney Amerika ülkeleriyle işte var gollarınız var. Onlara papıtlık soruyorsunuz vesaire. İşte veya şey oynayacaksınız. Arkadaşlarınızla online oynayacaksınız vesaire. Ne bileyim hani herhangi bir tanesi Tibet almak istemiş olabilir. Neden olmasın? Veya Çin oynuyorsunuz. İşte Axis'e katılacaksınız diyelim. Ve Hindistan'da daha geniş bir sınır istediniz. Tibet'i işgal etmek isteyebilirsiniz. Yani herhangi bir sebepten yapmak isteyebilirsiniz. Mesela ben oyunu ilk oynadığım zamanlarda İsveç'i işgal etmek istiyordum. Çünkü İsveç'te gerçekten çok iyi çelik ve tungsten kaynakları var ki Almanya tungsten açısından gerçekten sıkıntı yaşayabilen bir ülke. Ben İsveç'i devamlı işgal ederdim. Ama İsveç'i işgal etmek için bazen Finlandiya'yı alırdım. Benim için biraz daha kolaylık sağlardı. Oyunun ilk zamanları olduğu için çıkartma falan çok bilmiyordum. O ayrı konuda. Bir şekilde elde etmek istediğim şey, ya bunun en güzel örneği nedir biliyor musunuz? Almanya Fransa'yı işgal etmek için Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'yı işgal ediyor. Fransa olmayan 3 ülkeyi işgal ediyor. Niye? Çünkü daha sürpriz bir saldırı yapmak için daha etrafından dolaşıyor işte Majina hattının vesaire. Yani arkadaşlarınızla oynarken yapabileceğiniz ne bileyim Çin ve Hindistan oynadığınız bir senaryoda Tibet'e saldırmak isteyebilirsiniz. İşte Butan'a saldırmak isteyebilirsiniz. Her yere saldırmak isteyebilirsiniz. Çünkü jeolojik, şey, jeopolitik işte her ne olacaksa size konumsal bir avantaj sağlıyor. Şimdi neyse yani sonuç olarak konumsal bir avantaj sağlıyor. Bu yüzden farklı ülkeleri işgal etmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle ülkesilen bir modu tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Bunların hepsini tek tek geçtiğimize göre bir de şeyi de eklemek istiyorum. Bu FPS mod online oyunlarda kullanılabiliyor. Yani harita görün şimdi normalde online girdiğinizde iki taraf aynı modlara sahip değilse, birebir aynı modlara sahip değilse oyuna giremiyorsunuz. Ancak bu FPS modu aynı anda ikinizde olması gerekmiyor. Modun ikinizde olması gerekmiyor. Tek bir taraf bile sahip olsa bu moda ikiniz oynayabiliyorsunuz. Bu yüzden online dostu aynı zamanda gayet şey yani nasıl desem hoş, tertemiz. O yüzden FPS mod tavsiyemdir. Ekranı şu an şey yapıyorum, baş parmak tavsiye
vesairesi. Aynı zamanda Iron Man ve pardon, multiplayer zaten söyledim. Aynı zamanda Iron Man de destekliyor. Bu çok önemli. Başarım kazanabiliyorsunuz o modu kullanırken. Normalde mod varken başarım kazanamazsınız. Iron Man destekleyen bir moddur kendisi aynı zamanda. Evet, her şeyi tamamladık sanırım. Bütün detayları vesaireleri tamamladığımızı düşünüyorum. İşte mod kurmak falan nasıl olacak abi vesaire derseniz benim istemci videom var, ona da bakabilirsiniz. Sağ üstte bir yerlerde katları vesaireler, her şeyleri inanılmaz her yerde çıkmış olmalı muhtemelen. Ben modun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Aynı zamanda işte ya o kadar zor da bir şey değil. Abone ol butonuna basıyorsunuz modda. Daha sonra oyunu açarken playset bölümünde modun kenarındaki o yeşil onaylama kutusuna tıklıyorsunuz. Hadi anlatmış olayım, hiç uğraşmayın. Ondan sonra açıyorsunuz oyunu, zaten o şekilde açılıyor. Buraya kadar geldik. Eğer fark etmediyseniz söyleyeyim, ben videonun üstüne koyduğum videoları ekstra kaydettim. Çünkü benim montaj programında ufak bir hata olduğundan mütevellit. Nasıl desem, işte montaj özellikle video kayıt programında ben normalde Steam kütüphanesinden aldığım görselleri direkt gösteriyordum size videonun içerisinde, ancak oyunun kendisi kalmış ekranda ve benim gösterdiğim görseller gözükmemiş. Ben bu yüzden ekstra görüntüler kaydetmek zorunda kaldım bu şeyin üstüne ve durum ondan ibaret. Benim şey, yani şimdi oyunu bir daha tekrar açıp kapatmayayım dedim. Mod niye duruyor derseniz o yüzden yani. Ha, neyse. Söyleyeceğim şu. Eğer oyunu çok hızlı oynuyorsanız da oyun kasabilir. Zaten bu en temel gerekçelerden bir tanesi. Şimdi gördüğünüz üzere 4x'te oynarken ben de sol üstte görebileceğiniz gibi yaklaşık 50 FPS civarında bir FPS alıyorum ki. Ancak bunu 5 yaptığımda görebileceğiniz üzere bir anda 30 ve altına sabitleniyor. Bu istediğiniz kadar epik bir bilgisayarınız olsun, 5x zaten her türlü daha çok kasmak zorunda. Çünkü oyun işlemciyle alakalı. Önemli olan işlemci kaliteniz ve bir sürü işte değişken var oyunda. Bir sürü, her bir ünitenin kendi başına, şurada gördüğünüz bir sürü değeri var. Bunları tek tek değiştiren hava durumları vesaire de her şeyleri var. Bir sürü değişken hesaplanması gerekiyor. Bu nedenle 5x'te bu kadar hızlı bir hızla bunun hesaplanması aşırı zor olduğu için zaten 5x oynuyorsanız oyununuz kasıyordur. Ne yaparsanız yapın. Bunu da eklemiş olayım. Hadi bakalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Tarihi kapattığınız bütün oyunlarınızda ekstra başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Adios. Neden adios? Çünkü İspanyol kolonilerini kaldıran modları kullanmayın. İspanyolca. Evet, hadi görüşürüz.